Nevaz Şerif yine üçüncü defa bir darbe sonucu başbakanlıkta alınmış durumda. Özel olarak bunu konuğumla konuşacağız. Ve sayın konuğum 4 dönemdir milletvekili, bir dönem AK Parti Ankara, 3 dönemdir Van milletvekili. Kendisi aynı zamanda Türkiye-Pakistan Dostluk Derneği'nin genel başkanı. Parlamentodaki Türkiye-Pakistan Dostluk Derneği'nin yakın geçmişe kadar başkanıydı. Ama Asya Siyasi Partiler Kongresi'nin başkanı olunca bu görevi bıraktı. Efendim bu takdimden sonra siz de Türkiye'de birçok uzman, AK Parti tabanı ama tabii ki siz bütün bilgilere hakimsiniz. Sizce bu Anayasa Mahkemesi'nin Nevaz Şerif'i görevden alması bir darbe olarak telakki edilmeli mi? Doğrudur, bir darbedir tabii. Bir yargı darbesidir. Evet. Neden bir yargı darbesidir? Çünkü kağıt üzerinde haklı sebepleri olabilir. Ama seçilmiş bir başbakanı, halkın üstelik üçüncü defa seçtiği bir başbakanı yargı ile görevden almak kolay bir iş değildir. Olmamalı. Olmamalıdır. Yani şimdi ne deniyor? Deniyor ki Nevaz Şerif yurt dışında bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak bulunuyor. Dolayısıyla yurt dışında bir şirketin yönetim kurulu başkanı iken ülkede milletvekili olmamalıydı. Milletvekili olmadığı için, olamayacağı için de başbakan olmamalıydı. Ya bu kadar kolay mı? Bu kadar rahat bir şekilde bir başbakanı görevden almak için bir sebep mi? Değil tabii. Çünkü bunlar çok iyi biliyor ki Nevaz Şerif bir iş adamı. Üstelik Nevaz Şerif 1999'daki müşerref darbesinden sonra 10 yıla yakın ülkesine geri dönemedi. Bırakın ülkesine gelip çalışmayı, babasının cenazesine bile gelemedi. Bir anekdot olarak sayın vekilim. Buyurun. Rahmetli Erbakan hocayla iyi bir dostluğu vardı. Hocanın yanındaydım ben. Ve babası vefat ettiğinde ben aradım. Hoca taziye verdiğinde de ağlamıştı. Efendim gitmediğim için çok üzgünüm ama bugün senin bana ulaşman benim için unutulmayacak bir an demişti. Evet, araları iyiydi. D8 projesinin Allah altına imza atmıştı. Evet. Rahmet etsin Erbakan hocaya da, onun babasına da, Nevaz Şerif'in babasına. Dolayısıyla o dönemde kendisi çalıştı. Zaten daha sonra da şirketler onun. Şirketlerde kağıt üzerinde yönetim kurulu başkanı olarak bulunuyor olması da çok büyük bir problem olmamalıdır. Evet. Ancak siz kalkıyorsunuz, böyle bir sebepten başbakanı alıyorsunuz. Ben burada yargının verdiği kararın doğru bir karar olduğuna inanmıyorum. Ve zaten bu kararın neden verildiği de 3 aşağı 5 yukarı ortada. Şimdi Pakistan Başbakanı uzun süredir Batı'dan, özellikle Amerika'dan uyarı üzerine uyarı alıyordu. Neden? Bu aldığı uyarılarda işte birçok konuda kendi başına hareket etmemesi, Çin'le ilişkilerinin gözden geçirilmesi gerektiği, ondan sonra bu anlamda bu sonda da bir nükleer güç olarak bilinen Pakistan'ın daha dikkatli olması gerektiğine dair birçok konuda uyarı alıyordu. Ancak en büyük uyarıyı her zaman, siz Pakistan mezunusunuz bilirsiniz, Taliban konusunda alırdı. Evet. Taliban Pakistan'ın tek başına ürettiği bir hareket değildir. Pakistan'ın Amerika'nın silahlarıyla, isteği arzusuyla, Körfez'in parasıyla kurulan bir harekettir. Taliban oradaki Afganistan'daki mücahit güçleri, Hizb-ı İslami'yi, Cemaat-i İslami'yi,
birçok hareketi ortadan kaldırmak için Amerika'nın çıktı. Yapmak istediği bir şeydi. Pakistan'daki talebeler tabii hızlı bir şekilde oluştu. Baktığınız sizi zaman teyiden, aslında sizi teyiden hatırla. Taliban'ın kuruluşuyla DAEŞ'in kuruluşu birbirine o kadar benziyor. Çok benziyor. Evet. Sizi teyiden söyleyeyim. Tansu Çiller o dönemde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'ydı. Amerika'da Bill Clinton'la yaptığı bir görüşmede bu çok istihzai böyle şey edilen şaka konusu olan bir hadise oldu. Clinton takdim ettiği konulardan bir tanesi de diyor ki Taliban'la ilişkinizi geliştirmenizi istiyoruz. Tansu Hanım da Taliban'ın bir şahıs olduğunu zannediyor. Ben Türkiye'ye dönünce talimat vereceğim. Bay Taliban'la bir irtibat kurarız diyor. Dolayısıyla ortaya çıktı ki dediğiniz gibi Amerika fiilen işi takip ediyor. Tabii yani Amerika zaten işin içindeydi. Daha sonra Taliban ilk dönemde çok önemli bir iki Mesut Şah gibi, Şah Mesut Ahmet gibi komutanları öldürdü, şehit etti. Abdullah Azam olsun, Şah Mesut Ahmet olsun. Yani bir taraftan Rabbani'nin en önemli adamını, öbür tarafta bir Arap olan Hizb-ı İslami Gulbettin Yar'ın önemli bir adamını öldürdü. Ve en son Taliban orada Afganistan'da barışı sağlamak üzere bir konsey kurulmuştu. O konseyin başında eski devlet başkanı Burhanettin Rabbani vardı. Onu bile şehit ettiler. Dolayısıyla yani bu Pakistan'ın Taliban'ı tek başına bitirmesi mümkün değil ki. Kesinlikle. Pakistan'dan Amerika her an şunu istedi. Dedi ki Taliban'ı bitir. Taliban'ı nasıl bitirecek tek başına? Böyle bir problem vardı. Ve belki de biraz Körfez ülkelerindeki problemde Pakistan kısmen Katar'ın yanında yer aldı. Katar'ın yanında yer alınca bu hem Suudi Arabistan'a hem Suudi Arabistan'ın işte bu meselelere giriş Katar'ı sıkıştır diyen Amerika'ya bir reaksiyon oldu. Bunlara karşı bir duruş oldu. Dolayısıyla orada da bir rahatsızlık var. Biliyorsunuz Türkiye ben 5000 asker gönderirim dediği zaman evet. Onlar biz de asker göndeririz dediler. Ki onların askerleri biliyorsunuz hem Suudi Arabistan'da var hem Katar'da var. Evet. Asker göndermeyi düşünüyorlardı. Tabii bir de siz ayrıca, 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızla Nawaz Sharif arasında bir nevi bir kontak person olarak görev yaptınız. Yani size ulaştılar bildiğim kadarıyla hem Nawaz Sharif başbakan olarak hem de Şahbaz Sharif. Yani 15 Temmuz'da da ciddi manada Türkiye'de hükümet yanlısı bir politika izledi. Tabii. Şahbaz Sharif bana şey söyledi. Dedi ki eğer benim gelmem isteniyorsa 15 Temmuz'da ben Türkiye'ye gelirim. Türkiye'deki kutlamalara katılırım. Şahbaz Sharif sık sık Türkiye'ye gelir ve Türkiye'de Cumhurbaşkanımıza karşı çok büyük bir bağlılık hissettirir. Mesela iki konuda şunu söyleyebilirim. Biz Pakistan'a bir gittiğimizde biz olduğumuz yerden otele kadar yürümek istedik. Lahor'da mı? Evet. Fakat Cumhurbaşkanının yürümesine izin vermediler. Cumhurbaşkanımız da orada yürümek istedi. Çünkü halkın çok büyük bir ilgi ve alakası vardı. Arabadan inip yürümek istedi. Ancak Şahbaz Sharif dedi ki bu Tayyip Erdoğan sadece sizin lideriniz değil. Benim de liderimdir. Evet. Ben onu korumak zorundayım. Başına bir şey gelsin gelmesin Burhan diye Bey, çok büyük bir Şahbaz Sharif'ten biraz bahseder misiniz? Çünkü evet anlatıyoruz ama yine Şahbaz Sharif biliyorsunuz Nawaz Sharif'in küçük kardeşi. Eyalet Başbakanı Pencap Eyaleti'nin. Evet. Pencap Eyaleti diyoruz ama bir devlet kadar büyük. Bir devletten de Türkiye'den nüfusun, daha büyük. Nüfusun, ekonominin. Tabii. Hepsinin %40'ını oluşturuyor. Ekonominin, ondan sonra kültürel gelişmelerin
her türlü gelişmenin %60'ıdır, 40'ı değildir. 60'ı, pardon. Tabii. Geri kalanı %40, evet. Dolayısıyla Pencap çok önemli bir yer. Pencap'ta 100 milyon nüfus var. Tabii. Ve Şahbaz Şerif de oranın başbakanıdır. Eyalet başbakanıdır. Şimdi 45 gün içerisinde seçim yapılacak. 17 Eylül'de. Evet. 17 Eylül'de seçim yapıldığında Nawaz Şerif'in o bıraktığı koltuk için bir milletvekilliği seçimi yapılacak. O seçimi kazandığı takdirde Şahbaz Şerif gelip ülkenin başbakanı olacak. Yani böyle bir insan Van'a geldi, Van'da mikrofonu depremde aldı. Tabii bir mitingde, hı hı, mikrofonu aldı. Cumhurbaşkanımız için şunu söyledi. Dedi ki, şurada oturan şahsiyet var ya dedi. O sadece Türkiye'nin lideri değil dedi. O İslam aleminin de artık lideri değil dedi. O dedi, çok önemli bir dünya lideridir dedi. Hı hı. Bu şekilde Cumhurbaşkanımıza bir bağlılığı var. Yani sosyal medyada Türkiye'de haklı olarak özellikle de AK Parti'yi destekleyen seçmen gerek sizin bahsettiğiniz gibi Katar meselesi, gerekse de 15 Temmuz'daki iki kardeşin, Şerif kardeşlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten dolayı Nawaz Şerif'in böyle bir operasyona tabi tutulabileceğini söylediler. Tabii onlar 15 Temmuz'u çok büyük bir heyecanla sabaha kadar beklediler. Sabaha kadar Şahbaz Şerif'le birkaç defa telefonda görüştüm. 2015'te, 2016'da. Nawaz Şerif de aynı ilgiyi gösterdi mi? Nawaz Şerif rahatsızdı biliyorsunuz. O dönemde bir kalp rahatsızlığı, kalp ameliyatı geçirmişti. Evet. Bununla beraber biz 27 Temmuz'da gittik. Cumhurbaşkanı Memnu aynı partiden, evet. Aynı partiden ve oldukça da yaşlı. Zannediyorum evet. 75-80 yaşlarında. Eşi benim eşime dedi. Dedi ki biz 15 Temmuz gecesi sabaha kadar ben, yaşlı kocam ve bütün Pakistan sizin için ve Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan için dua ettik dedi. Evet. Yani ben siz orada birkaç televizyona da çıktınız. Evet, o dönemde. Urduca da konuştunuz, doğru, onları izledik. Basın biraz da ilgi gösterdi. Evet. Şimdi ben rejideki arkadaşlardan istirham edeceğim. 2012'de Anadolu Ajansı adına Nawaz Şerif'le ben makamında, esasen önce Şahbaz Şerif, o tabii Sayın Milletvekilimin cep telefonundan araması üzerine bana araba tahsis etti. Kendisiyle bir röportaj yapma imkanım oldu. Sonra da ABİS, yani ana muhalefet lideri Nawaz Şerif 2013'te seçimle geldi. Ben makamında o resmi de istirham edeceğim. Eğer arkadaşlar yansıtabilirlerse memnun olacağım. Yaptığım röportajda çok mütereddittti. Yani yerinde tabiri caizse oturamıyordu. Ben bir gazeteci olarak şöyle okudum. Evet, başbakanlığa geliyorum ama önümdeki dikenli yollar da bir gerçek. Yine aynı şekilde gidebilirim. Yani bu üçüncü dönemdir. Önce 90-93. Sonra biz oradaydık. Zaten 93'te de oradaydık. Sonra 97-99. Pervez Müşerref'in darbesi. Şimdi de üçüncü defa. Hem bunu biraz değerlendirmeni istirham edeceğim. Hem de şöyle bir gerçeklik var. Pakistan'da hiçbir başbakan bugüne kadar 5 yılı tamamlamamış. Acaba asker bir başbakan, sivil bir başbakanın 5 yıl bir performans göstermesini istemiyor mu diye akıllara geliyor bir. İkincisi de herkes diyor ki eğer önümüzde 2018'de milletvekili genel seçimleri normal zamanda yapılsa Nawaz Şerif tekrar iktidar çoğunluğunu sağlardı. Bundan dolayı da bu darbe yapıldı diye. Tabii Pakistan'da asker bazen şöyle düşünür. Der ki biz bu idareyi sivillere veririz. Siviller ülkeyi bozsunlar, dağıtsınlar. Ondan sonra her türlü yanlışı yapsınlar. Ama sonra da biz ülkeyi onların elinden alır
birkaç sene düzeltiriz, sonra tekrar onlara veririz. Yani siz eski şimdi, Türkiye'de olduğu tabii, gibi. Tabii, siz şimdi sivil siyasette bu gözle baktığınız zaman burada sivil siyasetin, demokrasinin gelişmesi mümkün değil. Ancak Pakistan'da sadece askerin görüşü değil, aynı zamanda dışarıdan özellikle uluslararası güçler Türkiye'nin gelişmesini istemediği gibi Pakistan'ın da gelişmesini istemezler. Bakın Pakistan 2015'te Çin'den 50 milyar dolar enerji için kredi aldı. Bir. Evet. 7 milyar dolar da altyapı için aldı. Pakistan gibi zengin olmayan bir ülkenin 50 milyar doları sadece enerjide kredi almaları kolay bir iş değil. Tabii. Ve ben Pakistan'a gittiğimde siz de gittiniz. Pakistan'da bir zamanlar günde 12 saat elektrik kesintisi vardı. Olur. Doğru. Geçen sene gittiğimde Lahor'da biz bir yerde misafirdik. Elektrikler kesildi. Dediler ki şu anda günde 2 saat elektrik kesintisi var. Hı hı. Bizim hedefimiz 12 saatten nasıl 2 saate getirdik? 2018'in sonunda elektrik kesintilerini tamamen ortadan kaldırmak. Evet. Ben de Pakistan'da öğrencilik yaptım. Sonra üstelik çalıştınız bir dem de. Çalıştım. Üstelik elektrik projelerinde proje müdürlüğü yaptım. Hı hı. Pakistan'da elektriğin 2 saat kesili kalması mümkün değildi neredeyse. Hı hı. Devamlı 3 saat, 4 saat, 5 saat ve bir ara 12 saate kadar ulaşmış. Üstelik şimdi 2018'de bunu tamamen ortadan kaldırmak insanlara pek inanılır gibi gelmiyordu. Ama 12 saatten 2 saatte getiren bir hükümet var ve ondan sonra da bunu çok rahat bir şekilde 0 saatte de indirebileceklerine ben inanıyorum. Bu bir. Sadece bu değil. Ekonomileri her sene %5-6 civarında büyüdü. En zor dönemlerde, dünyanın küçüldüğü dönemlerde böyle bir şey var. Siz hatta bir ara övmüştünüz. Yani belki imkan olsa da gider, bir sürede kalır, yardımcı olurum. Bu projelerde yine... Evet, yani o evet. Projelerde bize önemli bir teklif geldi ama evet. O dönemde uygun görmedim. Sen Cumhurbaşkanım sizi burada bırakmadı. Yani bu, ben başbakanımıza anlatmıştım o dönemde. Evet. Sayın Davutoğlu'na. Doğrusu o proje, yani o 50 milyar dolar sıradan bir para değil. 50 milyar doları Çin'den aldılar. Ve 2020 yılına kadar bunun tamamını, 2015-2020 bunu harcayıp Pakistan'daki elektrik problemlerini çözmek istiyorlar. Ve çok önemli bir kısmını çözdüler. Bu bir. Evet. İkincisi, Pakistan Taliban'a karşı içeriden teröre karşı çok büyük bir mücadele verdi ve çok önemli oranda da başarılı oldu. Sağladı. Bu iki. Pakistan'da siyasi istikrar önemli ölçüde sağlandı. Böyle olunca Batı rahatsız olur. Çünkü İslam ülkelerinde problemin olmaması Batı'da problemin olması anlamına tabii geliyor. Tabii Türkiye bunu şu anda daha iyi anlayacak durumda. Evet. Biz bu 15 Temmuz kutlamalar çerçevesinde Kanal 5 olarak meclisteydik. Sizinle de geniş bir röportajımız oldu. Sonra sizin himayelerinizde şeye girdik, tören alanına. Beni hakikaten uzun süredir heyecanımı kaybetmiş, böyle heyecanlanmayan bir tipim. Yaş ilerledikçe ama ilk defa orada yine bir çocuk gibi ağladım. Çünkü o meclisin önünde başörtülerin tekme tokatla, hatta milletvekilinin nasıl tekmelenmek istediği gece ben de oradaydım. Ama bu sefer Kur'an-ı Kerim okundu. Sonra Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bütün işte meclis başkanımız ama yanında Genelkurmay Başkanımız ve 4 büyük kuvvet komutanı ile birlikte dua yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı dua yaptı. Ve en sonunda da Beştepe'de birlikte camide, millet camisinde namaz kıldılar.
Şimdi artık belki bize bu normalleşme süreci normal gelebilir ama 15 yıl önce AK Parti iktidara gelmeden önceki durum çok net olarak orta yerdeydi. Pakistan aynı süreci maalesef halen yaşıyor. Tabii bunlar öncelikle Türkiye'nin değerleridir aslında. Evet. Yani ezan bu ülkenin değeridir. İşte namaz bu ülkenin değeridir. Dua bizim insanımızın değeridir. Yani biz kendi evimizde, kendi evinde dua edenler mecliste niye dua etmesin? Niye dua etmesinler abi? Neticede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Gazi Mustafa Kemal dua ile açmıştır. Kesinlikle. Arkadaşlarıyla beraber. Doğru. Dolayısıyla bunlar bir süre Türkiye'den alıkonmak istendi. Şimdi halk bu değerlere sahip çıktı ve bu değerlere sahip çıkan bir lideri, bir hareketi de uzun süredir iktidarda tutuyor. Pakistan'da da halkın istekleri var, arzuları var. Halk artık 5 tane hakimin, savcının bir araya gelip bir başbakanı görevden almalarını istemiyorlar. Evet. Askerin bir başbakanı görevden almalarını, hükümeti görevden almalarını istemiyorlar. Dönem fakat, sonuna bırakılırdı. Evet. Sonra Yüce Divan'a gönderirlerdi. Üstelik Nawaz Sharif seçildiği dönemde, bu yurt dışındaki şirketin yönetim kurulu başkanı mı? Evet. Kim? Nawaz Sharif. Evet. Bugün yine yönetim kurulu başkanı mı? Evet. Ya bunlar, evet, bunlar Nawaz Sharif'in şirketleridir. Trump'ın şirketleri yok mu? Tabii. Trump bu şirketlerde karar verici pozisyonda değil midir? Evet. Yani bütün bunlar doğru olsa dahi Sayın Vekilim, bir imzanızın olup olmaması çok mu önemlidir? Siz zaten karar veriyorsunuz. Tabii. Kaldı ki hepsi doğru olsa dahi, evet, başbakanı ancak sandıktan gönderme imkanı var demokratik ülkelerde. Dönem sonuna bırakılırdı. Ha, yıpratılırdı, mecliste anlatılırdı. O da oy kaybederdi. Peki ya, şu anda Pakistan... Şimdi özür dilerim. Bakın bu konu çok önemlidir. Sizin bir şirketiniz var. Evet. Siz bu şirketin sahibisiniz. Siz bu şirketi etinizle, dişinizle buralara kadar taşımışsınız. Ta babanızın Hindistan'da kurduğu, tabii, bir demir çelik atölyesinden demir çelik fabrikaları üretmiş bir ailesiniz. Çok köklü bir aile. Tamam. Evet. Yani bu aile yolsuzluk yaparak mı geldi, kazanarak mı geldi, onun takdirini Pakistan halkına bırakıyoruz. Zaten her 5 yılda bir seçim yapılıyor. Fakat bugün bırakın böyle bir şirketi, şirketin yönetim kurulu başkanı pozisyonda sahibinin karar vermesi. Bakın bugün birçok belediyede, büyükşehir belediyelerinde, İstanbul'da, Ankara'da şirketler var şirketin bünyesinde. Tabii. Ve belediye başkanı da yönetim kurulu başkanı. Belediye başkanı bunların altına imza atmasa bile genel müdüre şunu şöyle yap, bunu böyle yap dedikten sonra genel müdürün onun izninden çıkıp yok ben bunu kendi bildiğim şekilde yaparım deme şansı mı var yani? Yok. Ya gerçekçilik var. Adam seçimle gelmiş orada. Belediye başkanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda o şirketin de yönetim kurulu başkanıdır ki bir iş adamı bir büyükşehir belediye başkanı pozisyonunda değildir. Bir il bir yönetim kurulu başkanı şirket bir şirketin sahibi şirketin gerçek sahibidir ve o şirketin nasıl yapacağını, ne yapacağını karar veren insandır. Yani siz kalkıp da bir dakika Pakistan'da milletvekili olmak için kağıt üzerinde sizin yurt dışında çalışmıyor olmanız lazım. Fakat siz yurt dışında çalışmışsınız dolayısıyla milletvekilliğiniz düşer. Milletvekilliğiniz düştüğü için de başbakanlığınız düşer. Bunu yanlış bilgi verdiğiniz için de sizin kızınızın ki kızı da önemli bir siyasi aktör olarak geliyor. Evet, Meryem Şerif. Evet. Yani Benazir Bhutto'dan sonra Meryem Şerif'in başbakan bir olacağı yıldızı, söyleniyor. Bir yıldızı parlıyor. Tabii. Onu başka, evet, bir açıdan soracağım zaten, evet, size. Öyle olunca hem sizin hem kızınızın hem oğlunuzun siyasi hayatına son vermek, üstelik ömür boyu Pakistan'da siyaset yapamamak çok ağır bir karar. Hakim ve savcının işi değildir.
Bu gerçek. Bugün ilk defa, yani alındığı günden itibaren bu yargı darbesinin, benim de %100 yargı darbesi olarak ve kesinlikle bir demokratik ülkede olmaması gereken bir hadise olarak inandığı bu hadise, ilk defa AK Parti camiasında bugün siz Pakistan Büyükelçiliği'nin Mango Festivali'nde çok net olarak dediniz ki 3 dönem halkın reyiyle gelmiş olan Nawaz Şerif diye başladınız. Neden bir ciddi tepki yok AK Parti'den? Tabii AK Parti şu anda hükümettir. Doğru. Hükümet olarak, hükümet olduğunuz zaman, cumhurbaşkanı olduğunuz zaman Pakistan'daki bütün yapılara aynı uzaklıktasınız. Ana muhalefete de, muhalefete de, oradaki yargıya, orduya, cumhurbaşkanına, başbakanına aynı uzaklıktasınız. Ama birinci günü cumhurbaşkanımız Pakistan başbakanını aradı. Nawaz Şerif'e. Geçmiş olsun dileklerini söyledi. Yapabileceği bir şeyin olup olmadığını sordu. Ya belki onlar da Türkiye'den cumhurbaşkanının, başbakanın kalkıp bu manada bir reaksiyon vermesini istememiş olabilirler. Çünkü anladım. Yani birileri bizim işimize niye karışıyor diye şey diyorsunuz ya. Bakıyorsunuz, evet. Muhalefet iş üretemeyince, muhalefet üretemeyince Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi Katar'da Türkiye'nin ne işi var diye söylüyor. Efendim Katar'da Türkiye, bırakın Suudi Arabistan içinde, Katar'da bile Türkiye Katar'ın iç işlerine karışmamalı diye şikayette bulunuyor. Uluslararası güçler, ama oraya ciddi manada karıştık. Tabii. Hatta Türkiye karışmasaydı şunu yapıyor. Bakın uluslararası güçler, Atıf Bey, her türlü menfi milliyetçiliği Müslümanların içine yayarak, tamam mı? Diyorlar ki Arapların işlerine Türkiye neden karışıyor? Pakistan'ın işlerine Türkiye neden karışıyor? Ondan sonra bunları, bunlar söz konusu, ama öbür tarafta benim biliyorsunuz sadece Müslüm Lig'le, Nawaz Şerif ve partisiyle ilişkilerim iyi değil. Evet. Halk Partisi ile de ilişkilerim çok iyidir orada. Doğru. Benim aynı zamanda Pakistan'daki bütün Cemaat-i İslami'den tutun. Evet. Öbür İslam partiler. Tehrik-i İnsaf'a kadar birçok insaf hareketine falan hepsiyle ilişkilerimiz iyi görülüyor ki ben devlet madalyasını ana muhalefet partisi iktidardayken ve ana muhalefet partisinin lideri de Cumhurbaşkanı iken, Cumhurbaşkanı'nda ve Başbakan'da Asif Zerdari ve Geylani'de, Başbakan Geylani'den ikisinde birlikte aldım ben. Evet. Dolayısıyla ben de Pakistan'a o ölçüde bakıyorum. Bugün yapılanlar Nawaz Şerif'e değil, Bilevel Bhutto'ya, Benazir Bhutto'nun oğluna yapılmış olsaydı, o da şu anda yıldızı parlayan bir siyasetçi. O da genç bir lider. Veya bu eski kriketçi İmran Han'a yapılmış olsaydı yine aynı şeyi yapardım. Veya Cemaat-i İslami'nin başındaki Siracül Hak'a yapılsaydı, Emir'e yapılsaydı yine aynı şeyi yapardım. Dolayısıyla önemli olan demokrasidir. Tabii. Yani halk gerçekten bir insanı üç defa üst üste iktidara getiriyorsa veya 3 dönem iktidara getiriyorsa, kaldı ki önümüzdeki ki, dönemde yine onu gelecek. Evet, 1,5 sene sonra seçim var. Peki Sayın Milletvekilim, yani özür dilerim. Burada Türkiye'de kamuoyu iyi bir reaksiyon gösterdi. Ama ufak bir hata var. O hatayı düzeltmek lazım. Biliyorsunuz Pakistan'ın üzerinde, Türkiye'nin üzerinde olduğu gibi bir sürü oyun var. Doğru. O oyunlar perde perde geldi. Perdelerden bir tanesi de tıpkı FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen'in yaptığı gibi, terörist başının yaptığı gibi, Tahirül Kadri de, Profesör Tahirül Kadri bir girişimde bulundu. O da 10 küsür senedir İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da hiç Pakistan'a gelmedi. Bir gün birdenbire geldi. Onun da bir sürü okulu var, üniversiteleri var. Minhajul Kur'an diye bir grubu var. Aynı zamanda
Halk Hareketi diye bir partisi var. Ben dedi yolsuzlukla mücadele ediyorum diye geldi ve başarılı olamadı. Yani Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'da yaptığını o da bir sene önce yaptı. Aynı yürüyüşler Allah'a oldu. Allah'a hamdolsun parlamento. İkisi de başarılı olmadı çünkü ikisi de Batı destekliydi. Ha şimdi değerlendirmesi devam edin. Sayın Vekilim, FETÖ'de içinde var mıdır diye çok soruluyor. Yani çünkü Pakistan'da Amerika'dan sonra en çok güçlü olduğu FETÖ'nün Pakistan'dı. 28 Doğru. tane okulu var, 430 tane öğretmeni var. Artık 50 binin üzerinde mezun olmuş olan öğrenciler var. Doğru. Pakistan'dan yani, Türkiye'ye getirip gezdirdiği 6 bin Pakistanlı gazeteci, siyasetçi var. Şimdi FETÖ bu işin içinde var mı yok mu dendiğinde ben kaynağına bakıyorum. FETÖ'yü kim yönetiyor? Evet. Eğer FETÖ'yü yöneten Tahir-ül Kadri'yi de yönetiyorsa aynı kişi, aynı merkezse. Aynı zamanda geçmiş dönemde bizim askerleri yönetip bizim çocuklar bu başardılar. İşi yaptı, başardılar diyen bir grup varsa bugün Amerika gibi, Batı gibi bir yer bunu da yapıyor olabilir, yapıyordur. Hatta şunu söyleyeyim, şu anda yalnız bu 5 hakim Tahir-ül Kadri cemaatinin üyesi değildir. Ben öyle biliyorum. Bir gizli bağlılık varsa onu bilemem ama bu beşi Tahir-ül Kadri'nin belki baktığı yere bakıyor olabilir. Belki emir aldıkları yerden emir almış olabilirler. O başka meseledir. Ama onlar Tahir-ül Kadri grubunda değil. Fakat neticede bir vesayet sisteminin olduğu aşikar. Olduğu açık ve net ortada. Bura Pakistan ordusu var, bu işin içinde diyenler var. Pakistan istihbaratı var diyenler var. Tabii Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif çok vatanperver bir insandır. Geçen gün diyor ben bir askerim. Bu atom bombasının düğmesine ben evet, bastım. Siz diyor. Onu söylemiştiniz evet. yine bir de. Dolayısıyla ben bu ülkede bir askerim. Ülkemin Sayın Vekilim, savunmasında bir askerim diyorum. Sizin de ilişkilerinizin çok iyi olduğu İslam Partisi'nin eski Sint Bölge Başkanı Can Abbasi felç geçirmişti. Evine gittim Karaçi'de. Yıllar önce bana dedi evet. ki Nawaz Sharif'i asla dedi dost olarak Batı kabul etmeyecek. Dedim nedir sebebi? Kaldı ki muhalifler birbirlerine. Nawaz Sharif döneminde dedi nükleer deneme yapıldı ve başarıyla yapıldı. Ben bunu size bir yerde söylediğimde siz de onun üzerine dediniz ki düğmeye basarken ne demişti? Şey söyledi yani ben bu ülkenin bir neferiyim, bir savunucusuyum, bir askeriyim dedi. Ben bir askerim bu ülke için dedi. Evet. Bu ülkede dedi düğmeye basan benim dedi. Bu nükleer düğmeye ben bastım. Dolayısıyla benim için bu tür başbakanlık çok sıradan bir iştir. Ben bu ülkenin askeri olmaktan gurur duyuyorum diye söylemiştir. Yani benim şunu söyleyeyim, Allah'a hamdolsun, bu aileye karşı, Şahbaz Nawaz Sharif ailesine karşı ne bir diyet borcum var, Allah'a hamdolsun. Eyvallah. Ne bir ihale aldık, ne bir iş aldık. ne İhtiyacınız de, da yok. Evet, Pakistan'da kim Pakistan'a hizmet ediyorsa biz... Zaten onu soracağım. Evet. Ama ondan önce başka bir soru var. Şimdi benim yaptığım orada o dönem 2012'de giderken Sharif ailesiyle de geçmişte de tanıyorduk ama bir gazeteci gözüyle incelemeye çalıştım. Nawaz giderse yerine kim gelir diye çok sordum. Kimse Şahbaz gelir demedi. Meryem gelir dediler. Şimdi bu yargı darbesi Meryem'i de götürdü. Kızı çok popüler dediğiniz gibi. Hatta popülaritesi babasının önüne geçebilecek durumda. Ama ortaya çıkan kardeşi Şahbaz Sharif. Tabii kendisi de gördüğüm kadarıyla destekliyor. Aile adına da çıkıyor. Pencap Eyaleti Başbakanı. Şahbaz Sharif'in önü neden açılıyor olabilir? Yalnız bu ailede her zaman kararı Nawaz Sharif verir. Evet. Benim kapalı toplantılarda gördüğümde bile
Şahbaz Şerif kendisine yapılan bir iltifatı, ki Şahbaz Şerif gerçekten çok başarılı bir siyasetçidir. Korkunç çalışkandır, çok çalışkan bir insan. Fakat sizin bir gazeteci, bir siyasetçi olarak kendisine bir iltifat ettiğinizde o iki adres gösterir. Önce elhamdülillah, yani Allah'a hamdolsun, Rabbim bu şekilde bizi başarı kıldı diyor. Evet. Hemen peşinde diyor ki, bütün bu övgüler Nevaz Şerif'e gitmelidir. Nevaz Şerif çok büyük bir liderdir diyor. Nevaz Şerif'in şöyle bir özelliği var. Kendisine büyük bir özgüveni var. Evet. Bir özgüven var kendisine, Nevaz Şerif'in. Ayrıca Pakistan'da biliyorsunuz Şerif Admi olarak bilinir. Yani temiz adam olarak bilinir. Tabii Şahbaz Şerif bu konuda Nevaz Şerif kadar şanslı değildir. Onunla alakalı da yolsuzluk manasında, rüşvet manasında belki çok fazla bir şey söylenmez ama özel ilişkiler, özel ilişkileridir, hayatı, özel hayatıdır, ikinci evliliğidir falan, bu manalarda Nevaz Şerif kadar büyük bir itibar sahibi değil. Yani Nevaz Şerif'in Pakistan'da bütün siyasetçiler arasında ön yapmış bir kişisel ahlakı var. Ancak Şahbaz Şerif çok çalışkandır. Mesela neredeyse Lahor'da insanların tamamı Nevaz Şerif'i bir noktada biliyorlar. Sabah namazında inşaatlarının başında, ülkedeki çalışma sahalarının başında sabah namazında birini görüyorsanız o Şahbaz Şerif'tir. Günde 18 saat çalışır, 19 saat çalışır, 20 saat çalışır diye bilinir. Günde 3-4 saat uyur diye söylenir. Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldiğinde Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, bakanlarla, ilgili bakanlarla görüşmek istediğinde kendi ekibine şunu söylüyor. Sayın Bakan müsaitse gece saat 2'de de olabilir, 2'de görüşürüz. Çünkü onun yani bu şekilde çalıştığını herkes bilir. Aynı zamanda Pencap eyaletinin de uzun süre eyalet başbakanı kalmak, milletvekili kalmak da zor bir iş. Kaldık ikimiz böyle daha bir, orada yaşadık. Tabii biz hayaldi gerçek oldu, evet. AK Parti'nin şeyi asıl orada. Hatırlıyorsunuz. Temizlik. Evet. Biz orada öğrenciydik. Şahbaz Şerif orada eyalet başbakanıydı. O zaman da evet. Evet. Daha sonra ben orada proje müdürü olarak çalıştığımda 15-20 sene önce eyalet başbakanıydı. Yine şu anda eyalet başbakanı. Arada bir eyalet başbakanları değişti ama Pencap eyaleti başbakanı diye Google'a girin. O çıkar. Çıkacak isim Şahbaz Şerif'tir. Kaldı ki böyle bir altyapı, şey üst yapılar, evet. Köprüler, bahçeler, parklar. Tabii büyük güçler bir ailenin tamamını istemeyebilirler. Ama evet. O ailenin içerisinde de zaman zaman başka isimleri seçerler. Türkiye'de AK Parti'den çok büyük insanlar var. Başbakanlar, cumhurbaşkanları, bakanlar çıktı. Ama Batı'nın en çok uğraştığı bir isim var. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla yani sizin en güçlünüz ailede kimse darbe ona gelir. Evet. Batı'nın darbesi en güçlü insana gider. O nedenle Nevaz Şerif'e gitti ama Şahbaz Şerif hem iyi bir başbakan olur, hem Nevaz Şerif'in desteği arkasında olur. Ailesinin iyi bir ferdi olur. Evet. Ailesinin bir iyi bir ferdi olur ve zannediyorum Türkiye'de ilişkiler, iyi ilişkiler anlaşırlar. Kurar. Kısa bir süre içinde, belki 1-2 sene içerisinde Nevaz Şerif'in tekrar siyasete dönmesi önü imkanı açılabilir. Tabii yani onu Halk Partisi zaten siyasete daha siyasetçi gibi bakıyor. Maalesef İmran Han halen siyasete bir STK gibi bakıyor. Yani o
Tabii adam damdan düşmüş ya, demiş ki ben damdan düşeni getireyim. Evet, tabii Halk Partisi, Halk Partisi çok dayak yedi. Halk Partisi kendi genel başkanını idam sehpasında görmüş. Bir genel başkanları... Bir başka genel başkanı bombalarla paramparça edildi. Parça edildi. O aileden 4-5 insan suikastlerle ortadan kaldırılmış. Onlar bu Nawaz Sharif'in başına gelenleri daha iyi anlarlar. Son iki soru Sayın Milletvekilim. Bir tanesi Pakistan'ın geleceği. Nasıl etkilenir? 2018'de milletvekili genel seçimleri var. Burada öngörünüz nedir? Yani İmran Han işte bütün o denemeleri yaptı Tahirul Kadri ile vesaire, birçok atraksiyon yapıyor. Yine Nawaz Sharif partisi olan Muslim Lig, yani İslam Birliği Partisi, ya Şahbaz'ın ya Nawaz önü açılırsa onlar mı hükümet kurar? İkinci sorum da, onu da hemen sorayım. Türkiye ile ilişkiler bu yargı darbesinden olumsuz etkilenir mi? Yok. Türkiye'de bir kere ikinci sorudan başlayalım. Evet. Türkiye ile ilişkiler bu yargı darbesinde kötü etkilenmez. Çünkü şu anda mevcut başbakan, bu 45 gün içerisinde başbakanlık yapacak insan, ki dün 221 oyla seçildi. Bu çok toplam önemli. Şeyi de söyleyeyim efendim. Meclis. Meclis 342 oydan şey ediliyor. 221 oyla seçildi. İkinci sıradaki Halk Partisi'ndeydi 40 oyla. 41 oyla ikinci sırada kaldı. Evet. İkinci başbakan adayı. Üçüncüsü, bu başbakanın düşmesi için mahkeme tarafından görevden alınması için çok büyük çaba gösteren Şeyh Raşit'ti. Evet. Bu Şeyh Raşit Ahmet de 31 oy aldı. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Bir kere güçlü bir şekilde geldi. Bu Enerji Bakanıydı. Petrol ve Enerji Bakanıydı. En önemli bakanı. Bizim bizim aynı zamanda Lahore Teknik Üniversitesi'nde bizim üniversite mezunu. Sizin dönem mi? Benden iki dönem önce. Mezun. Bu arkadaş çok başarılı bir bürokrattı, başarılı bir siyasetçi. Aynı zamanda iyi bir iş adamı. Bürokrasiden ayrılalı çok oldu ki büyük bir iş adamı. Ayrıca bu Nawaz Sharif'lerin iyi aile dostudur. O çizgiyi devam ettirecek. Zaten 45 gün sonra da muhtemelen yerini %99 Şahbaz Şerif'e bırakacak. O ilişki bozulmaz. Üstelik Türkiye ile Pakistan ilişkileri de çok fazla bir parti biraz önce de söylediniz tabii. Evet. İki ülkenin. Şöyle bir şey var tabii. Pakistan halkının seçtiği hiçbir yapıyla Türkiye'nin ilişkileri bozulmaz. Korkarım. Pakistan halkının değil de Pakistan'da bir kısım vesayet sistemlerinin, dışarıdaki sistemlerin seçtiği bir adam o zaman Türkiye ile ilişkileri bozmak isteyebilir. Tıpkı bir kısım Arap ülkelerinde. Düşünün, Allah aşkına, şu anda Arap ülkelerindeki o kralların yerine seçilmiş başbakanlar, cumhurbaşkanları olsaydı Türkiye ile, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si ile ilişkilerini bozarlardı. Bozmazdı. Çünkü halk burada bunu sevdi. Cumhurbaşkanımızı. O halk da onları seçtiyse o halkın cumhurbaşkanımıza olan ilgisini hepimiz biliyoruz. Hacca gidenler görüyor, evet. Yurt dışına çıkanlar görüyor. Dolayısıyla bu manada bir sıkıntı olmazdı. Birileri evet. Eğer Batı ve içerideki temsilcileri vesayetçi temsilcileri birini başbakan yaparlarsa ilişki bozulabilir. O çok zor. Evet. Birinci soru da şuydu. Pakistan'da önümüzdeki dönem Müslüman Ligi mi, yine Nawaz Sharif Partisi mi kazanır? Muhtemelen onlar kazanır. Çünkü bu bir sempatiye de dönüşür ki bugünkü oy oranları zaten halen birinci sırada olduklarını gösteriyor. 1,5 sene sonra ne değişir? Bence değişirse bile bunların
lehine değişir. Mevcut iktidarın, çünkü iktidar şu anda mağdur duruma düştü. Evet. Bu aile, bu parti mağdur duruma düştü. Muhtemelen daha büyük bir oyla gelebilirler, gelirler. Eğer bunun gereğini yapabilirlerse, Türkiye'de nasıl ki Cumhurbaşkanımız çıktı, 15 Temmuz'u halkın hareketi kazanacak dedi ve o halk hareketine önderlik etti ve halk hareketi kazandı. Pakistan'da eğer siyasi otorite şu anki otoritesini tam tabii, sağlayabilirse, otoritesini hissettirip halkın bu yanlışı, bu halk bu yanlış bize yapıldı diye inanırsa, bunu dedirtirse kazanır. Tabii. Son soru demiştim ama galiba yani Nawaz Şerif'in zamanında Anayasa Mahkemesi'nin bu yetkisini lağvetmemesi de onun hatası. Böyle antidemokratik bir kararı kaldırabilmeliydi yani. Evet. Tabii birçok konuda adımlar atıldı. Hmm. Aslında daha önce Cumhurbaşkanı Başbakanı görevden alabiliyordu. Evet. Onun önüne geçildi biliyorsunuz. Onu kaldırdılar. Daha önce Cumhurbaşkanı'nın yetkisindeydi atom bombasının kullanılıp kullanılmaması. O alındı, başbakana ve hükümete verildi. Daha önce askerin darbe yaptığı dönemlerde sonraki neredeyse bir cezai sistemleri yoktu. Şimdi bir kısım cezai sistemler getirildi. Ancak tabii siz bunu yapıyorsunuz, Batı başka planlar buluyor. Bu sadece Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar da değil ayrıca. Tabii. 5 GIT diye söyledi. Joint Investigation sistem diye bir şey var. Evet. Burada istihbarattan, ordudan, ondan sonra işte Danıştay, Yargıtay, Sayıştay gibi kurumlardan da bir komisyon evet, kuruldu. Ona Supreme Court dedikleri Anayasa Mahkemesi başkanlık etti. Evet. Onun bünyesinde böyle bir 5 kişilik bir grubun verdiği karardı. Siz onun açılımına baktığınızda evet, tek başına Anayasa Mahkemesi'nin değil. Ama uzun süre zaten herkes söylüyordu. Pakistan ordusu ve Pakistan Milli İstihbaratı Nawaz Şerif'ten rahatsız ki, şunu da ekleyerek geçelim. Bu Genelkurmay Başkanı'ndan hemen önceki Genelkurmay Başkanı şu anda nerede biliyor musunuz? Bir ara Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri içinde Katar'ın falan filan olduğu bir grup biliyorsunuz bir yapı oluşturdu Yemen'de mücadele etsin diye. O mücadelede bir askeri yapı meydana getirilmek istendi. O yapının başına da bu Rahil Şerif'i getirdiler. Rahil Şerif eski evet, Genelkurmay Başkanı'ydı. Eski Genelkurmay Başkanı, evet. Bundan önceki Genelkurmay Başkanı. Evet. Fakat o da Sisi'nin emrinde oldu. Çünkü bu ordunun en büyük askeri yapısını Mısır askeri meydana getirdi. Dolayısıyla burada biraz da kimin eli kimin uluslararası cebinde bir konsorsiyum var. Tabii tabii. Sayın Vekilim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu konuyu ederim. İleriki programlarda yine konuşuruz. Tamam. Vaktinizde olduğu zaman davet ederiz. Evet kıymetli izleyiciler, bir siyaset analizinin sonuna daha geldik. Canlı yayın konuğum AK Parti Van Milletvekili Sayın Burhan Kayatürk'tü. Başta da ifade ettiğim gibi kendisi Pakistan mezunu. Pakistan Türkiye Dostluk Derneği grubun başkanı ve Asya Siyasi Partiler parlamentosunun da hem dönem başkanı hem de Türk grubu başkanı. Çok teşekkür ediyorum katkı ve değerlendirmeleriniz için de kıymetli izleyiciler. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.